Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Hepinize saygılar, selamlar, sevgiler, öpücükler gönderiyorum. Arkadaşlar, Adapazarı, Hendek. Şu anda Hendek'teyiz. Hendek Parçok'u falan geçtim. Yolumuza devam ediyoruz. Samsun istikametine doğru gidiyoruz. Giderken de sizlere böyle bir video çekerek, yolumuzu göstererek hepinizi böyle videoları izlemeniz için, sevindirmek için, beni de sevmeniz için böyle sizlere bir video hazırlıyorum. Tabii arkadaşlar, şimdi bazı arkadaşlarımız bana kızabilirler. Şöyle işte abi, kamera alıp onunla çekebilirsin videoları, işte daha güzel, daha uzun videolar yapabilirsin diye sistemde bulunanlar oluyor. Kızıyorlar arkadaşlarımız. Haklılar bir nevi, ama onların haklı olduğu kadar biraz da bizim haklı olup payımız var. Şimdi kamera mamera derken, şöyle güzel çekimli bir kamera alıp bunu yapmak için bizlere öncelikle daha sonra bir de bilgisayar gerekiyor. Montajlamamız gerekiyor. Bilmem ne yapmamız gerekiyor. O yüzden biz kamera değil de belki daha kaliteli bir telefon alıp kaliteli videolar çekebiliriz diye düşünüyorum. Tabi telefon almamızın önündeki engel de şu arkadaşlar, bu ara işler güçler bayağı bir durgun, sıkıntı. Yani elimizdeki imkanlarla, elimizdeki olan malzemelerimizle idare etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü şu seçimi meşimi bir atlatmamız gerekiyor. Önümüzde neler, ne var ne yok, onu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Göremediğimiz için de, önümüzü göremediğimiz için de herhangi bir şeye huzurlu masraf etmek istemiyorum ben. Çünkü peşin parayla alamayacağız bunu. En azından gene ne yapacağız? Kredi kartlarına yükleneceğiz. Kredi kartından taksitli bir şekilde çekeceğiz, alacağız. Kaliteli bir telefon almaya kalksak da arkadaşlar en az 4-5 milyar bulacak. O yüzden de şu anda zıplamamaya, atlamamaya gayret gösteriyoruz. Bu yüzden de arkadaşlarımız bizi mazur görsünler, kusurumuza bakmasınlar. Şu anda bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlara doğru bilgisayar da alırız. Bir iki kamera denemesi yaptım ben arkadaşlar. Aldığımız kameralar doğru düzgün bir işe yaramadı. Daha kaliteli kameralar almamız gerekiyor. O yüzden de bayağı bir masraf olmaz. Yani bir 5-6 milyarı gözden çıkmamız gerekiyor. Bilgisayarıydı, kamerasıydı, bilmem nesiydi. Şimdi bazı arkadaşlarımız abi kafa kamerası al, GoPro mudur nedir ondan al diyorlar. Onu da alıp da ne yapalım? Onun da bilgisayar montajı gerekiyor bize. Şöyle bir şeyimiz var aslında arkadaşlar. Enişte verdiği bana şöyle bir kamera. Küçük. Aslında su altında falan çekimlerini güzel yapıyor dediydi ama bizim enişte. Ben bununla çekim yapıp da güzel gene de bir deneyemedim. Bununla da deneyeceğim arkadaşlar. Olmazsa bundaki hafıza kartını telefona takıp sizlere bir aktarma yapacağım. Ama tabii ben şöyle bakarken normalde bunun görüntüsü pek de benim hoşuma gitmedi. Bir nevi kafa kamerası gibi bir şey, şöyle şuraya takıp bununla da çekim yapabilirsin aslında. Olmasa bunu kafaya takmak için buna bir alet uydurup böyle bir şey de yapabiliriz, ama çekimin önce bir bakmam lazım, göstermemiz lazım sizlere, ya da benim kendim önce bunu çekimi yapıp izlemem lazım, görüntüleri nasıl veriyor, nasıl ediyor. Ondan sonra da olmazsa çekimlerimizi bununla ufaktan ufaktan yapıp sizlere sunabiliriz belki diye düşünüyorum. Şurada da bir şey var, şöyle takma yeri falan filan. Dediğim gibi bununla da inşallah bakalım çekimimizi yapalım. Güzel bir şekilde, düzgün bir çekim yaparsa bununla da işlerimizi halletmeye başlarız. Ama yine telefonda iş bitiyor. Bilgisayarımız olmadığı için arkadaşlar montajı, birleştirmeyi ben yine telefonda yapacağım. Aynı şeye gelecek. Ama çekim kalitesi olarak belki daha düzgün olabilir. Şimdi arkadaşlar ben kameramı yola çeviriyorum. Kameramı yola çevirdikten sonra da yine muhabbetimize devam edelim. Sohbetimize devam edelim. Hem de yolu çekmiş olalım. Böyle biraz da yol görün. Hep beni görmeyin. Şöyle durduruyorum. Diğer yüzüne geçiyoruz kameranın. Bunda arkadaşlar canlı yayın gibi değil.
kapatıp tekrar kamerayı çevirmek gerekiyor video çekerken. Canlı yayınlarda istediğimiz gibi çevirebiliyoruz da bunda öyle bir şey yok. Evet, kameramızı yola çevirdik. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, şöyle sizlere hem yolu gösterelim hem de muhabbet sohbete devam. Şöyle yol üstü, otoban üstü şuralardan bir yer almak lazım arkadaşlar. Güzel bir yer alıp buradan buralarda da durulabilir aslında diyorum ama Düzceğin sınırına kadar da gelmişik arkadaşlar bu arada. Biz arada yolları şaşırabiliyoruz yani. Düzceğin sınırı derken Düzce'ye daha var. Bayağı daha var yani aslında. Şimdi sizlere videosuz bırakmamak adına arkadaşlar bunları çekiyorum. Anlık olmuyor ama yol videoları olarak bunları sizlere sunmak için hazırlıyorum arkadaşlar. Çünkü evin yanında kaldığımız zaman, kapıda kaldığımız zaman sizlere oradan videolar çekmek zorunda kalıyorum. Onlar da pek sizleri hoşnut bırakmıyor gibi geliyor bana. Çünkü izlemelerimiz biraz düşmeye başladı. Bir ara artıyor, bir ara düşüyor. Ne oluyorsa arkadaşlarımız bizden bıkıyor mu, ne yapıyor acaba diye düşünüyorum. Bizden bıkıyor olsalar söylesinler yani. Ne yapalım, biz de artık 2 günde bir, 3 günde bir video atarız. Ama ben genelde günlük atmayı, şöyle 20 dakikalık, 25 dakikalık, 15 dakikalık videoları sizlerle buluşturmayı daha uygun görüyorum. Çünkü günübirlik olduğu zaman 10-15 dakikalık da olsa kendimizi hatırlatmış, kendimizi sizlere böyle sevdirmiş, kendimizi sizlere emanet ederek kendimizin izlemelerini de artırmaya çalışıyoruz. Yani inşallah siz de bana yardımcı olup izlemelerimizi artırmaya devam ederiz. Bunu söyleme diyor bazı arkadaşlarımız. Söylemiyorum, tamam, bıraktım. Daha da söylemeyeyim, ne yapayım şimdi yani. Ama hatırlatmakta da fayda var yani. Bir insana hani 40 gün deli dersin, 41. gün delirir. Bizim işimiz de böyle arkadaşlar. Kendimizi hatırlatıyoruz işte. Beni yalnız bırakmasın dostlarımız, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz diye böyle telkinlerde bulunuyoruz yani burada. Tabii bazıları diyor ki biz zaten seni yalnız bırakmıyoruz. Zaten izliyoruz. Niye söyleyip duruyorsun falan filan. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya, yastıkların altındaki dolarlarınızı çıkarın. Yastıklarınızın altındaki dolarları çıkarın diyor. Adam da hani çekmiş. Hey yok diyor ya. Ha, onun gibi. Hani o da diyor ki ben de zaten olanlara söyledim diyor ya, onun gibi. Ben de zaten izlemeyenlere söylüyorum arkadaşlar. İzleyenlere değil. Bu yüzden izleyenler üstüne alınmasın zaten. Beni de yalnız bırakmasınlar. Cennet çiçeği harası, at arabası, dikkat yarış atı değil, içinde at var herhalde, yanlış ata oynadık bro. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda neydi? Hareketten demişim, o canlı yayınımızdı, onu geçelim. Kemikli'den, Horhor'dan, İsmet Paşa'dan, Gerede'den, Çerkeş'ten bir çekim yapmıştık oralardan ara ara. Rampaları, virajları, gar yağışını falan filan inceden oraları bir gösterdik. Ondan önceki videomuzda neydi? Tünel, Dranas Tüneli'nde bir çekim yapmıştık geceleyin giderken. Oraları da göstermiş olduk sizlere. Böyle videolarımızı sizlerle buluşturup sizlere sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Siz de beğenilerinizi benimle buluşturup arkadaşlarınıza beni tavsiye edip sağınıza solunuza Facebook'umuzdaki arkadaşlarınız da izlemeye devam etsinler arkadaşlar. Siz de ne yapıyorsunuz bu arada? Facebook'ta falan videolarımızı paylaşıyorsunuz. Benim ulaşamadığım arkadaşlara siz ulaşıyorsunuz. Bana yardımcı oluyorsunuz yani. Yani oluyorsunuz. Olacaksınız. Yeşil 2006 Argos Tri. Adam bizi sağdan gelip soldan geçip atak yapıp bizi bir sağa bir sol çekip bize
İki tokat eyvallah diye. Baksana. Evet. Buralarda bizim Karadeniz gibi arkadaşlar. Fındık mındık. Buralarda bol. Burası da hep fındıklı. Tam bizim Karadeniz bölgesinin insanlarına göre yerler buralar. Zaten çoğu da zaten bizim Karadeniz bölgesinin insanları gelip yerleşmişler buralara. Baksana araziye be. Hep fındık, hep fındık. Hendek rampasını çıktık. Hendek rampasını ineceğiz arkadaşlar şimdi. Akşam olmadan, gece olmadan sizlere bir video daha patlattık arkadaşlar bu arada. Sizleri seviyorum. Sizler için uğraşıyorum yani. Niye? Arkadaşlarımız mağdur kalmasınlar. Hafta sonları bizleri izlesin. Hafta sonları evinde dururken, yağmurlu havalarda dışarı çıkamayınca kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ne yapıyor? Bizleri izliyor yani boşta kalınca. Sadece boşta kalınca değil, devamlı da izlesinler yani. Şu abone olayını bir türlü artırmayı beceremedik biz. Arkadaşlar bu abone olayında bir sıkıntı var. Gerçi abonelerimizin çoğu bizi izlemiyor gibi geldi. Çünkü 6500-7000 abone var. Yani bunun yarısı izlese her gün 3500 tane izleme olur. Günlük sadece bir videomuzda. Artı şeyden bakıyorum ben arkadaşlar, YouTube'dan. Abone olanlar %15, olmayanlar %85 izleme var. Yani abone olanların neymiş %15, yani 100 kişide 15 kişi mi oluyor? Yani 1000 kişide 15 kişi mi izliyor? Bir şeyler oluyor yani. Bu abonelerimiz niye bizi izlemiyorlar? Yani abone kardeşlerimiz bizi desteklesinler. Yani abone olup bırakmasınlar. Biz desteklerini bekliyoruz. Bizim için destekleri önemli. Beğen butonuna, yorumlara, yorum. Yani bunların olması lazım. Değerli kardeşlerimize, değerli arkadaşlarımıza buradan duyurulur yani. Beni yalnız bırakmamanız lazım. Evet arkadaşlar, bu tur tek başımayım. Kankim gelemedi, kardeşim gelemedi. Onunla beraber normalde günlerimiz oluyordu, yola gidip geliyorduk. Bu tur yalnız böyle yalnız kovboy olarak gidiyoruz. Evet, hendek rampasını iniyorum şu anda arkadaşlar. Düzce'ye iniş burası. Burada da güzel fabrikalar yapılıyor arkadaşlar buralara doğru. Buraların da fabrika sahası genişliyor. Buranın fabrika sahası genişledikçe iş olanakları da buralara doğru kayacak herhalde. Bizim için daha iyi olur. Hem buradan İstanbul yönüne, hem de buradan Samsun yönüne ara mesafe olduğu için, kısa mesafe olduğu için her iki tarafa da yükler olursa bu fabrikalarda buralarla da bağlantıya geçmek gerekiyor. Bağlantılarımızı buralarla yapıp yani boş kalmamak adına güzel şeyler olur. Bak, fabrikalara ilk binalar yapılıyor, bilmem ne oluyor. Yani Türkiye'miz için böyle şeylerin yapılması lazım, böyle şeylerin büyütülmesi, güzelleştirilmesi lazım ki çalışma şartları, olanakları daha da yüksek olsun. Kazanım şartları daha da yüksek olsun. Daha iyi olur. Vatandaşımız, milletimiz için. Ama tabii şu Suriyeli olaylarını devletimizin bir an önce çözmesi lazım. Çünkü vatandaşımız bu durumdan çok muzdarip. Bütün il ve ilçelerimiz çok muzdarip. Çok da mağdur. O yüzden bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz bunların yüzünden. Bunların yüzünden bu sıkıntıları yaşamamak adına devletimiz vatandaşına sahip çıkması lazım. Tamam, onlara da sahip çıkılsın ama yaşlısına, çoluğuna, çocuğuna, bayanına sahip çıkılsın. Eşek gibi, katır gibi
olanlarına sahip çıkmanın bir anlamı yok. Siktir olsun gitsinler. Kendi memleketlerinde kendi vatanının toprağını korusunlar. Toprak bütünlüğüne sahip çıksınlar. Esad onları niye kovdu sanıyorsunuz yani? Esad'ın onları şeyden oradan atmasının sebebi adam baka baka onları bıkmış yani. Devlet politikası diye bir şey kalmamış herifte. Yani aç doyura doyura artık devlet bunların yükünü çekemeyince ne yaptı? Adam dedi ki ya bir savaş çıkacak ya bunları vurup öldüreceğiz dedi. Gene de insan canıdır. Hani kıyılmasın ama adamlar çalışmıyormuş kardeşim. Çalışmıyormuşlar yani. Hendek, hündek derken Düzce'ye geldik arkadaşlar. Hendek'ten at diye, hündek'ten at diye. Şöyle Düzce semalarına alçak inişi yaptık arkadaşlar. Böyle yavaştan gidiyoruz artık. Daha durmak yok, yola devam. Evet arkadaşlar, dün canlı yayınımızda abimiz Yücel abimizdi. Büyük bir ihtimal onun da ismini yanlış söylemeyelim. Bülent abinin ismini Kadir diye söyledik. Adam darıldı bize, kızdı. O yüzden burada şimdi Yücel abininkini de yanlış söylemeyelim. Abimiz dün dedi ki yanlış hatırlamıyorsam o dediydi yorumlarda canlı yayında şeyi EYT'liyik falan filan diye. Evet arkadaşlar, bu EYT'lilerin içinde olursa biz de olacağız herhalde. İnşallah bu EYT'liler kanunu çıkarsa bize de bir yardımcı olursalar oradan. Yani artık yeter. 11 yaşından beri çalışıyorum. 11 yaşından beri hamallık ediyoruz. Yeter de artık, sırtımız ağrımaya, başımız ağrımaya, gıçımız ağrımaya başladı. Biraz da kendi hayatımıza bak. Tamam, yaşımız genç. Tamam, çalışacağız. İlla ki gene çalışacağız ama yani hakkımız olan da devletimiz inşallah bizlere teslim eder. İnşallah güzel bir şekilde mağduriyetlerimiz, hadi beni geçtik. Benden öncekiler, benden daha eskilerin mağduriyetleri var. Onların da olan haklarını inşallah devletimiz eline verir. Bu Suriyelilere harcadıkları meblağları kendi vatandaşına verirse daha da iyi olur. Şimdi emekli yapıp milleti çift maaş alıyı falan filan gibisinden bazı söylemler oldu. Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Burada yanlış yaptı. Halkın tepkisini aldı. Bunu bu şekilde söylememesi gerekiyordu. Tabii onlar daha iyi bilirler bizden diyeceğiz. Okumuşlar, ülke yönetiyorlar, bilmem ne yapıyorlar ama halkın da nabzını bu şekilde yükseltmenin anlamı yok diye düşünüyorum. Hem de seçim öncesi kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar yani. Halk zaten kızgın, sinirli bu ara. Bütün her şeyi ne yapıyorlar? Halkın üstünden çıkarmaya, halkın sırtından kazanmaya çalışıyorlar. O yüzden de halkın şeylerine, sesine de kulak verilmesi gerekiyor bence. Zaten bağlayacaklarına 1000 lira, 1500 lira maaş. Adam zaten onunla geçinemeyecek. Mecburen gene çalışacak. Çalışmak zorunda. Adamın 2 tane, 3 tane çocuğu olsa düşün ya, bizim hadi İstanbul'u saymıyorum. İstanbul'da zaten geçinmenin imkanı yok askeri ücretle. Samsun'u diyelim. Ben şimdi kirada olan ve 2 çocuğu olan 4 hanelik bir aileyi hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi adam 4 hanelik bir aile askeri ücretle çalışıyor. Diyelim 2000 lira maaş alıyor. Ne yapıyor? 2000 lira, 2250 lira hadi. Adam nasıl geçinsin? Adamın 600 lira kirası var Samsun'da en kötü şartta. Ondan sonra 300 en kötü şartta 350 lira 400 lira doğalgaz parası var. Etti 1000 lira. 150 su faturası ile elektrik faturası gelir arkadaşlar. Etti 1300 lira. Bu adamın 2 tane de çocuğu olsa, bunları okula gönderiyor olsa okul servisi 250 şerden 500 lira da o yapar. Ne yaptı? 1300 1800 lira. Ondan sonra yani bu adam başka hiçbir çoluğunun çocuğunun masrafı olmayacak mı? Bu çocuklara giderken ikisine hadi birini geçtik. İkisine 2'şer buçuk liradan bu
çoluğun çocuğun beslenmesi var, beslenme çantası var işte, buna malzeme koymak zorundasın okula gönderirken. 5'er liradan 10 lira da o da yapar günlükten. 300 lira da o yapar arkadaşlar. Ne yaptı? 1800 2100 lira. Adamın şimdi ne yaptı? Askeri ücret bitti arkadaşlar. Bu çoluğun çocuğun kıyafeti yok mu? Bu adamın şimdi pazar parasını, evine yiyecek parasını, market bakkal parasını hiç hesaplamadık. Sadece böyle hesapladık. Hadi adam bu masraflardan 150 lira kıssın. Market masrafını da gördü diyelim. 300-400 lira da aylık market masrafı. Arkadaşlar ne yaptı? 2500 lira. Ondan sonra bu çoluğun çocuğun üstüne başına bir şey alınmayacak mı? Okul eksiği alınmayacak mı? Kalemi kitabı alınmayacak mı? Defteri alınmayacak mı? Bu çoluğa çocuğa masraf edilmeyecek mi? Ondan sonra bu adam yani hiç mi gezmeye gitmeyecek? Hiç mi ekstra bir isteği olmayacak? Ayakkabısı, elbisesi hiç mi olmayacak? Bunları hesapladığın zaman arkadaşlar askeri ücretin 3000 lira en kötü şartta olması gerekiyor ki bir insanın 4 haneli bir evin geçinmesi böyle anca olur. Hani Cumhurbaşkanımız da diyor ya çocuk yapın çocuk yapın diye. Ey gidi başkanım ey. Çocuğu nasıl yapsın bu vatandaş? Bu vatandaş çocuğu yapıp da bu çocuğun geleceğini nasıl sağlayacak? Nasıl olacak? Yani çoluk çocuk yapın derken askeri ücreti 3000 lira yapman gerekiyor. Ondan sonra hadi şimdi oradan konuşurken böyle bol keseden atıyor vekillerimiz orada, bakanlarımız orada. Kendileri 23-24 milyar vekil maaşı alıyor. Ondan sonra başka yerde kendi iş yeri var. Kendi başka yerden gelirleri de var. Aylık gelirleri belki 40-45-50 milyarı buluyor vekillik maaşıyla beraber. Bunlar geçinemiyor. Ama yalnız 2 milyarı da vatandaş geçinecek. Ondan sonra vatandaşa diyor ki yetmiyor mu? Vatandaşa senin 40 milyarla geçinemediğin yerde vatandaş 2 milyarla nasıl geçinecek acaba? 2000 lirayla nasıl geçinecek acaba? Allah'ın adaleti var. Hak mı? Adalet mi yani? Bu vatandaşa yapılan bu şeyler adalet mi? Yani tamam vatandaşa idare edin. Durumumuz bu denilebilir. Ama vatandaşın aklıyla, zekasıyla dalga geçmenin de bir anlamı yok. Kendi kendinize de yaptığınız açıklamalarla vatandaşı kışkırtıp tepki almasını sağlamayın diye düşüncelerimi ileteyim buradan. Yani bu gibi şeylerin anlatılması gerekiyor, dillendirilmesi gerekiyor, söylenmesi gerekiyor. Nereden geldik buraya? EYT'den geldik. EYT'lilerin de hakkını vermeniz gerekiyor. Ben de dahil olmak şartıyla içine hepimiz hakkımızı savunacağız inşallah. Bu seçim öncesi de inşallah bir düzenleme gelir. Bu düzenlemeyle beraber bu haksızlık da giderilmiş olur. Çünkü milletin durumu, Türkiye'nin durumu vatandaş olarak, bütün millet olarak iç açıcı değil. Yani bir şekilde millet geçimini sağlamak zorunda ama Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bir şekilde herkes geçimini sağlamaya çalışıyor. Yani nasıl oluyor, nasıl ediliyor bunu da biz bilemiyoruz. Ben çözemiyorum arkadaşlar. Ben çözemiyorum. İşin içinden nasıl çıkıyoruz? Hadi tabii o yandan kız, bu yandan kız. Yani elbise alma sırtına, ayakkabı alma ayağına. Ya bu gibi şeylerle günü kurtarmanın peşindeyiz hep beraber vatandaşlar olarak. Hepimiz bu şekilde günümüzü kurtarmanın peşine düşmüşüz. Bakalım Allah büyüktür. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi durumlarda ülkemizin adına daha iyi durumlarda vatandaşımız iyi olabilir belki. Daha iyi durumlara gelebilir. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Düzgün bir şekilde yaşantımız olsun diye temennimiz bu. Ama son 3-4 aydır da durum gösteriyor ki durumumuz iç açıcı değil. Stokçular, fabrika sahipleri, ondan sonra büyük zengin iş adamları, büyük başlar, bunların yüzünden bu sıkıntılar oluyor. Sıkıntıların olma sebebi de arkadaşlar şöyle,
inanın milletteki paranın yokluğundan değil, para suyunu çekmedi yani. Bu para piyasada gene var ama piyasaya çıkarılmadığı için bu sıkıntılar var. Adam ne yapıyor? Banka tutmuş %25 faiz veriyor. Banka %25 faiz verince adam ne yapıyor? 300-500 milyar parası varsa bununla yatırım yapmıyor. Gidiyor bankaya yatırıyor. 7,5-8 milyar faiz alıyor ayda. Ne gereği var herif çalışsın? Ayda parayla 7-8 milyar... Evet. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, faiz %25 olduğu sürece adamın çalışmasına da gerek kalmıyor. Yani bankadan hazır parayı, parasıyla para kazanıp da yemesi daha basit geliyor. Tabii bu faizlerin haram olması, bilmem ne olması pek milletin umuruna gelmiyor bazen ama gerçi bu şartlarda bunu da pek insan düşünemiyor. Çünkü hepimizin cebinde kredi kartları, krediyle işlem yapma şeyleri var yani. Hepimiz krediyle, kredi kartlarıyla esnaf olarak dönüyoruz. Buna da yapacak bir şey yok. Bu Türkiye şartlarında ne yapalım? Elden gelen bir şey yok. Devletimiz bize daha iyi, daha güzel şartlar sundu da biz mi elimizin tersiyle geri ittik? Hayır. Şu anki sistemde bu şekilde yürüyor işler, işçilikler. Hiç çalışmayan insanın cebinde bile bir kredi kartı var ya. Kredi kartı var. Yani bu banka sistemine, banka düzenine tabi oluyor herkes mecburen. Bankaların bizleri böyle kullanmasına sebep oluyoruz hep beraber ama dediğim gibi de işin içinden çıkamadığımız için mecburen ben şimdi yola gidiyorum. Cebimde para yok. Niye yok? İşin götürdüğümüz yükün parası bir hafta, 10 gün, 15 gün havaleli oluyor diyelim. Mesela o zaman ne oluyor? Cebimizde para olmuyor. Biz de kredi kartını kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü mazot almamız gerekiyor bu arabayı yürütebilmemiz için. Ya da bir tamire gittiğimiz zaman adama her zaman yaz, her zaman yaz diyemiyorsun. Ne oluyor? Kredi kartını kullanıyoruz. Neyse arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı işler, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay diyorum. Muhammed Atar kanalında kalın diyorum arkadaşlar. Saygılar. Hepinize saygılar.